Merhaba arkadaşlar. Bu videoda GTA 5 grafik ayarları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İnşallah işinizi görür. İyi izlemeler dilerim. Öncelikle oyundayken ESC tuşuna basıp ayarlar bölümüne gelelim. Yani settings yazan yere. Burada grafik yazan seçeneğe gelelim. Grafik ayarları bölümünde arkadaşlar ilk önce bilmemiz gereken Video Memory, yani ekran kartı boyutumuzu gösteren yer arkadaşlar. Burada benim ekran kartımın boyutu 4 GB olduğu için megabyte üzerinden 4096 MB olarak gösteriyor. Bu tarafta ise GTA 5'in ekran kartı boyutumuzdan ne kadar kullandığını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi alt seçenekleri inceleyecek olursak Ignore Suggested Limits. Bu ayar ekran kartımızın boyutunu aşıp aşmayacağımızla ilgili arkadaşlar. Ekran kartınızın boyutu düşük ise açabilirsiniz. Tabi o zaman işlemciniz ve ekran kartınızın gücü devreye girer. Ama bence ekran kartınızı zorlamaya gerek yok zaten. İşlemcinizi de zorlamaya gerek yok. O yüzden açmasanız daha iyi. Bir alt seçenek DirectX versiyon. Grafik nesli ile ilgili bu seçenek. Bunu değiştirmenize gerek yok. Ekran kartınıza göre otomatik olarak ayarlanır zaten. Screen Type. Ekranı nasıl kullanmak istediğinizle alakalı. Pencere şeklinde oynamak isterseniz Window'u seçebilirsiniz. Ya da tam ekran oynamak isterseniz Full Screen. FPS'iniz artsın istiyorsanız arkadaşlar Full Ekranda oynamanızı öneririm. Çünkü pencere şeklinde açtığımızda FPS düşüşü yaşanıyor. Resolution arkadaşlar çözünürlükle alakalı. Çözünürlüğümüzü nasıl olmasını isterseniz işte mesela 1920'ye 1080, yani Full HD oluyor. Nasıl oynamak isterseniz size kalmış. Aspect Ratio ekranınızın en boy oranı ile alakalı arkadaşlar. Ben genelde otomatikte kullanıyorum. Siz de otomatikte kullanırsanız daha iyi olur bence. Ya da nasıl rahat hissediyorsanız mesela 5'te 3, 4'te 3, 3'te 2, böyle oranlar. Refresh rate arkadaşlar monitörünüzün ekran yenileme hızıyla alakalı. Benim 60 Hz olduğu için monitörüm 60 Hz görüyor en fazla. Output monitör ekran sayınızla alakalı arkadaşlar. Bende bir tane ekran olduğu için burada bir yazıyor. İleri geri gitmiyor. FXAA ve MSAA arkadaşlar düzgünleştirme ile ilgili nesneleri, yani nesneleri yumuşatma. FXAA giriş seviye bir yumuşatma sağlıyor arkadaşlar. MSAA ise daha ileri seviye bir yumuşatma sağlıyor. Yani MSAA grafik kalitesini daha çok arttırıyor. Maksimum bir grafik kalitesi istiyorsanız ikisini de açabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim için kalite önemli değil, görüntü kalitesi önemli değil. Onun yerine yüksek FPS istiyorum derseniz arkadaşlar FXAA'yı kapatıp FSAA'yı açıp MSAA'yı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu çünkü ekran kartından çok fazla kullanıyor ekran kartını. Gördüğünüz gibi şimdi açtığımızda arkadaşlar 8x'e getirdiğimizde burada ekran kartı boyutumuzu 2876'ya yükseliyor arkadaşlar. Fakat kapattığımızda 2197'ye düşüyor. Nereden baksanız yani 700 MB gibi bir boyut kullanıyor ekran kartından. VSYNC seçeneği arkadaşlar. Yani monitörle ekran kartı uyumunu sağlıyor arkadaşlar. Açmanızı kesinlikle öneririm. Bu ekran kırılmalarını engelliyor. Pause game on focus loss. Bu oyunu alta aldığımızda pause menüsü gelsin mi gelmesin mi? Onunla ilgili sadece on off seçeneği var. Population density arkadaşlar. Bu şehirdeki nüfus yoğunluğu ile alakalı bir seçenek. Az araba mı olsun, az insan mı olsun, ne kadar olsun onunla alakalı arttırıp azaltabilirsiniz. Bu
ekran kartı ile alakalı değil, işlemciyi yorar arkadaşlar bu seçenek. Gördüğünüz gibi arttırdığımızda yukarıda video memory artmıyor arkadaşlar. Sabit kalıyor. Population variety arkadaşlar nüfus çeşitliliği ile alakalı. Yani ne kadar farklı insan olsun, siyahi, beyaz, farklı insanlar olsun, ceket giysin, pantolon giysin, araba çeşidi çok olsun, onunla alakalı. Bu arkadaşlar ekran kartı boyutumuzdan kullanır. Arttırdığımızda gördüğünüz gibi yukarısı artıyor. Distance scaling, mesafe ölçekleme ile alakalı. Olduğumuz yerden ne kadar uzağa görmek istiyorsunuz, onunla alakalı arkadaşlar. Bu da işlemci ile alakalı. Texture quality, doku kalitesi ile ilgili. Bu grafik kalitesini arttırmaya ve azaltmaya yarar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi veri height yaptığımızda yukarısı 2197 oluyor. Height yaptığımızda 2080 oluyor. Doğrudan ekran kartı boyutunu etkiliyor. Shader quality arkadaşlar gölgelendirme kalitesi ile ilgili. Oyunun daha gerçekçi mi göstersin, gölgeler nasıl olsun, onunla ilgili arkadaşlar. Bir alttaki seçenek shadow quality, yine gölge kalitesi ile alakalı. Ben bunları height'ta kullanıyorum arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz, ekran kartınız çok iyiyse, bilgisayarınız çok iyiyse hepsini böyle height'a alabilirsiniz. Reflection quality, yansıma kalitesi ile alakalı arkadaşlar. Hani binalarda ayna, cam veya yağmur yağdığında yansımalar oluyor ya arkadaşlar, onunla ilgili. Onların yansımaların kalitesini gösteriyor arkadaşlar. Bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Reflection MSA, yine yansımaların yumuşaklığı ile ilgili. Yani yansımaların ayrıntısı ile ilgili arkadaşlar. Ne kadar daha kaliteli göstersin yansımayı. Water quality, içinde su barındıran varlıkların kalitesi ile alakalı. Örneğin deniz, baraj gibi suların daha kaliteli gösterilmesi ile ilgili. Köpüklerin, dalgaların kalitesi ile ilgili. Particles quality, efektlerin kalitesi ile ilgili. Yani patlamaların kalitesi filan. Grass quality, çimlerin, ağaçların, yaprakların, yani yeşillik alanlarla ilgili arkadaşlar kalite. Bunu bence arttırmalıyız arkadaşlar. Daha canlılık katıyor oyuna. Çok da zaten şeyden yemiyor, ekran kartı boyutundan yemiyor. Soft shadows, gölgelerin yumuşaklığı ile ilgili yine. İşte burada şarpı alırsak keskin olurlar biraz daha. Soft biraz daha yumuşatır. Softer yine yumuşatır. Softest en yumuşağı alır. Burada arkadaşlar bence ekran kartınıza göre ayarlayın. İşte AMD ise AMD, Nvidia ise Nvidia. Benimki AMD olduğu için bunu AMD'ye alıyorum arkadaşlar. Post FX, gölgelerin ayrıntısı ile alakalı. Görselliği etkisi orta seviye olmasına rağmen performansı çok yük bindiriyor arkadaşlar. Açmanızı tavsiye etmem bunu da. Yani height'ta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla etkisi yok. Motion blur strike ise hareket ederken bulanıklaşır ya arkadaşlar oyun mesela. Elimize silah aldığımızda ya da arabayla hızlı giderken binalar bir netleşip bir flu şekilde olur. Onunla alakalı bunu açmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. In-game depth of field efekt var arkadaşlar. Bu da bulanıklaşıp geri gelme ile alakalı yine. Gereksiz yani. Anisotropic filtering, zeminle ilgili detayları arttırıyor arkadaşlar. Bu da yolla ilgili. Ben kaliteli olmasını istiyorum. İşte yolda çukurlar ne kadar daha iyi olsun, daha iyi gözüksün, onunla alakalı. Daha güzel etki yaratmasıyla alakalı. Sürekli araba kullandığımız için arkadaşlar bence zemin kalitesini sona çekebilirsiniz. Ambient occlusion arkadaşlar, her bir noktanın ortam aydınlatması. Yani daha canlılık katıyor arkadaşlar. Ortam daha ışıklı oluyor. Bunu da height'ta kullanabilirsiniz.
Tessellation mozaik döşeme ile alakalı arkadaşlar. İşte yuvarlak olan nesneleri daha yumuşatıyor. Mesela araba tekerlekleri. Ondan sonra diğer yuvarlak olan şeyleri daha yumuşak, yani daha tam yuvarlak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Böyle kare kare değil de tam yuvarlak şeklinde olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu en alttaki Restore Default sıfırlıyor arkadaşlar. İşte kendi olağan ayarlarına döndürüyor. Buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Kaydedebiliriz artık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuşumdur. İyi günler.